Şimdi arkadaşlar buraya x dersek burası da x. Burası 2x. Büyük üçgende şimdi ikizkenarlık var. Çünkü bura mesela kenarlar birisi A birisi B. Diğeri A diğeri B. Burada ikizkenar olduğunu görüyorsunuz. Burası alfa ise burası da alfa. Dörtgenden yardım alacağız. Dörtgenin iç açıları toplamı 360 derece. 2 tane alfa 2x artı beta. 2 alfa artı 2x artı beta eşittir 360 derece. Bir de ne var? Şuradaki bilgi var. Alfa artı beta, alfa artı beta eşittir 195 derece. Bu bilgi de var. Bir de şu büyük üçgendeki bilgi var. Yani 2 alfa artı x eşittir 2 alfa artı x eşittir 180 derece. Bu bilgiler ışığında şeyi bulmuş olacağız. X'i bulacağız. Şimdi alfa artı beta 195 dereceydi. Bunu getirsem betayı şurada yerine yazsam buradaki denklemden alfalı ve eksili ifadeler bulurum. O denklemi bununla çözerek onu yapabilirim o zaman. Şöyle şuranın üzerine o iki denklemden şuradan betayı çekelim. Beta eşittir 195 eksi alfa. Beta eşittir 195 eksi alfa. Bunu da getirip burada yerine yazarsak 2 alfa artı 2x eşit artı beta yerine 195 eksi alfa eşittir 360 olur. Alfa artı 2x eşittir 360 eksi 195 olur. 360'dan 195 çıkarsa 10'dan 5 çıktı 5. 5'ten 9 çıktı. 15'ten 9 çıkar. 15'ten 9 çıktı 6. 2'den 1 çıktı 1. 165 gelmiş oluyor. Alfa artı 2x eşittir 165. Bu sonucu da buraya yazayım. Alfa artı 2x eşittir 165. Şimdi şu iki denklemi çözelim taraf tarafa. 2 alfa artı x eşittir 180. Alfa artı 2x eşittir 165. Bize x'i sorduğu için ben alfadan kurtulmam lazım. Bunu eksi 2 ile çarpıp toplarsam bunlar gider. Eksi 3x eşittir. Eksi 2 ile çarpıp toplarsam eksi 2 çarpı 165. 2 çarpı 165. 320. 330. Eksi 330. Eksi 330. Eksi 330'da neyi çarpacağım? Toplayacağım. 180 toplayacağım. Eksi 330 artı 180'den burası da 13'ten 8 çıktı 5. 150 gelmiş oluyor. Burası da 150. Eksi 150. 3x eşittir. Eksi 150 ise x eşittir 50 olmuş oluyor. BAC, BAC x açısıydı. X soruyordu bize. Cevabımız 50'dir. Alttaki soruya geçtik. Pelin şekildeki saat modelindeki yelkovan ve akrebin uçları arasındaki en kısa mesafenin 2 santim, en uzak mesafenin de 14 santim olduğunu ölçüyor. Buna göre yani en kısa mesafe nasıl ölçülür? Akrep büyük olan ismi, yelkovan büyük olanın ismi, akrep kısa olanın ismiydi. Şöyle. Şu ikisi arasındaki fark neymiş? 2 santimmiş. Bu durumda ikisi de üst üste binerse 2 santim olmuş olur. Sonra en uzak mesafenin 14 santim olduğunu ölçüyor. Bu da 14 santimse ikisi birbirine zıt durması lazım. Şöyle. Şöyle birbirine zıt durursa o zaman da 14 santim olur. X artı Y 14. Büyük olana yelkovan dedim. Yelkovan Y olsun. Y harfinden dolayı yelkovan Y. Y eksi X. Y artı X kaça eşit burada? 14'e eşit. Burada da Y eksi X kaça eşit? 2'ye eşit. Buradan
Yelkovan ve akrebin uzunluğunu bulabilirim. Taraf tarafı toplarsam 2y eşittir 16. Y eşittir 8. 8 ise x eşittir 6. 8'den 6 çıkarsa 2 olur. Saat 3'te bu şekilde. Saat 3'te akrep ile yelkovan uçları arasında mesafe nedir? Saat 3'te burada ne çıkıyor? 6, 8, 10 üçgeni çıkar. Şurası 6. Burası ise 8. Saat 3'te aralarındaki mesafe 6, 8, 10 üçgeni olur. Oradan şu altını çizip 6, 8, 10 üçgeni diye buraya not düşelim. O zaman cevabımız nedir? 10'dur. 30. sorunun cevabı 10. 31. soruya geçtik. Paralel kenar görünümü 30 cm ve 70 cm kenar uzunluklarına sahip, kalınlığı önemsiz bir çerçeve içindeki ayna yere düşüp kırılıyor. İki parçanın da kırılan yerlerin aynanın kenarlarına paralel olduğu görülüyor. Sol parçanın üst kenarı 30 cm, sağ parçanın alt kenarı 4 cm olarak ölçülüyor. Kırılan aynayı birleştirmek isteyen Esra, her iki parçanın birleştirme yerlerine, burası önemli, her iki parçanın birleştirme yerlerine yapıştırıcı süreceğine göre kaç santimlik uzunluk için yapıştırıcı kullanmalıdır diye sormuş. Şimdi şurada paralel kenar çıkıyor arkadaşlar. Şöyle yaparsak buradaki çıkan şekil paralel kenar. Şuraya daha net bir şekil çizeyim size. Evet. Şuradan 30 santimlik bir kırılma var. Şu şekilde, şu şekilde ve şu şekilde ve şu şekilde. Burada 4 santim. Burası 30 santim. Burada kırılan yer. Şimdi buraya A, B, C dersem, bu ABC'nin toplamı şuraya eşittir. Çünkü paralel kenara tamamlarsak burası A'dır. Bunu paralel kenara tamamlarsak B'dir. Bunu paralel kenara tamamlarsak burası da C'dir. Burası da 30 santim olarak verilmiş. A artı B artı C eşittir 30. Bunu bulduk. Şimdi buraya X, buraya Y dersem, bunu da şu şekilde bulacağım. Şöyle yukarıya doğru burası 4. 34 çıkaracağım. 70'ten 34 çıkarırsam 70-34'ten 30 çıksa 40-36. 36 oluyor burası. B artı X artı Y de 36 eşittir aynı mantıkla. Niye? Çünkü şurada paralel kenara tamamlarsam burası X olur. Şu da Y ise burası da Y olacaktır. O da 36. Bu parçanın kırılan yerin uzunluğu ne kadar o zaman? A, X, B, Y, C. Yani bunların hepsinin toplamı aslında. Toplarsak 66 gelmiş oldu. Her iki parçanın birleştirme yerlerine, yani kırılan yerin bir tarafında değil diğer tarafında da sürecek. İki parça var. İki parçayı birleştirecek. 66 diğer taraf. 66 da diğer taraf. 2 çarpı 66 diyeceğiz o yüzden. O da eşittir. 132 olmuş oldu. Cevabımız D seçeneği. 32. soruya geçtik. 32. soruda paralel kenarı vermiş bu şekilde. Siz şuradan kelebek yapacaksınız. Kelebek benzerliği. Şurada K'ya 2K oranı da vermiş. Sorunun içinde CE, EB diye yazmış. Burası K ise CE uzunluğu, EB uzunluğu 2K olmuş oluyor. 12 ise 2K'da, 2K'da 12 ise K'da 6'dır. Burası 6. Buranın uzunluğu 11 birim. Şimdi bak burada paralellikten dolayı Z kuralını kullanabilirsin. Şura eşittir. Burada ne çıktı? İkizkenar üçgen çıktı. İkizkenar üçgen ise bu 11 ise burası da 11. AD uzunluğu 11 birim olduğuna göre cevabımız 11. 32. sorunun cevabı 11. Geçtik buraya. Burası AE uzunluğu 80 olarak verilmiş soruda. 80. Şu 240 yapar tamamı. Şuranın tamamı 240 yapar. Buranın tamamı 240 yapıyorsa şöyle göstereyim. Buranın tamamı 240 yapıyorsa 360'dan çıkarırsam 240'ı kalan kısmı bulabilirim. 360-240'dan o da evet 120 gelmiş olur. 120 derece neresi? Şu kısım. Bu kısımda 120 derece. 120 derece burası. 80 derece burası. Bana da burayı soruyor. Toplayıp yarısını alarak burayı bulabilirim. Çevre açı olduğu için. Toplarsak 200'ün yarısı da 100 gelmiş oldu. Cevabımız 100'dür. A seçeneği. Biz yine okuyalım. C, D, E açısını sorduğu için A seçeneği oldu. Geçtik.
34. sorudayız. 34. soru. Şimdi buraya bağlı. Boyama yapacak olan adam ipin burasını çekiyor. İstediği şekilde çeker. Bu kısmı çektiğinde 40 santim ya bu uzunluk böyle. Bu burada çember oluşturur. Daire oluşturur. Dairenin çeyrek kısmını oluşturur burada. Sonra şurada bir daire daha oluşturur. 40 santim ya, şurası 20 olduğu için buraya kadar ip şuraya kadar şöyle uzanabiliyor. Burada bir daha bir daire daha var. Daha küçük bir daire var orada. En fazla kaç metre karelik, santimetre karelik alana boya sürmüştür diye sormuş. İşte sana bu çeyrek dairelerin alanları toplamını soruyor. O zaman şuradaki çeyrek daireyi hesaplayalım, 40 santim ise pire kareden 40'ın karesi 16, 2 de 0 at. 1600 pi. Ama neyini alacağım? 4'te 1'ini alacağım. 4'e bölmem lazım. Burada da çeyrek daire var. Bunun karesi 20. 20'nin karesi 400. 400 pi. Yine 4'te 1'ini alarak çeyrek dairenin alanını bulacağım. Toplarsak ne yaptı? 2000. 2000 bölü 5'ten 2000, 2000 bölü 4'ten 2000 pi bölü 4. Bu da 500 pi olmuş oldu. Cevabımız A seçeneğidir. 500 pi. Geçtik. 35. soru. Mustafa Usta'nın dükkanında yeterli sayıda bir ayrıtı bir birim olan tahta küpler bulunmaktadır. Bir ayrıtı bir birim olan tahta küpler vardır yeterli sayıda. Tamam. Mustafa Usta bu küpleri şekil 2'deki gibi birbirine monte ederek bir masa yapıyor ve bu masanın her yerini tamamen siyah renge boyuyor. Bu masanın her yerini tamamen siyah renge boyuyor. Tamam. Mustafa Usta kaç birim karelik alan boyamıştır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar 25. soruda şöyle bir şey yapacağız. 25. soruda kaç yer boyanamaz diye düşüneceğiz. Mesela burada neresi boyanamaz? Sadece şu kapanan kısım boyanamaz. Burada 5 farklı yeri boyanabilir. Ben buraya ayaklarını çizdim. Bunlar ayakları temsil ediyor. 1, 2, 3. 3 parçadan oluşuyor. 3'er parça. 3'er birim karelik. Burada da tahtanın üstündeki yüzünü temsil ediyor. Üst yüzü de burası. Masanın üst yüzü. Şimdi burada 5, burada 4. 4 yer. Niye? Bura ve bura kapanmış. O yüzden 4. Burası da 4. O zaman ben buraya yazayım. 5, 4, 4. Birisi için böyle, diğerleri için de böyle. 5, 4, 4. 5, 4, 4. 5, 4, 4. Şimdi buna geçtik. Burası için, üst tarafı için. Burası 1, 2, 3. 3 yeri boyanmış. Bu tarafları boyanamıyor. Bu yüzde, diğer yüzde boyanamıyor. 300'ü boyanmış. Burası 300. Burada da 300 var. 1, 2, 3. 300'ü boyanmış. Bunun da 300'ü. Bunun da 300'ü. Tamam. Bunun da 300'ü. Bunun da 300'ü. Bunun da 300'ü. Böyle bunun çevresi sürekli 3. 3. 3. 3. Şimdi orta kısmına geçtik. Orta kısmında burasıyla diğer tarafı boyanıyor. Sadece 200'ü boyanıyor. O yüzden buralar 2-2. Boyanmış oluyor. Mustafa Usta kaç birim karelik dairelik alan boyamıştır diye sormuş. O zaman bunu hesaplayabiliriz. Bir birim kare, yani kenarları birer birim olduğu için birin karesinden bir çıkıyor. Kaç tane var bundan? Bunları çarpacağız böyle, bu şekilde. Toplayacağız bunları. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6, 10, 12 tane var. 12 çarpı 3 artı 4 çarpı 2 artı bundan kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 4 çarpı 4, 4 artı 4, 8, 8 artı 5, 13. Bunları sonra çarpı toplarsak 36, 8, bu da 52. Burası ne yapar? 60 artı 36'dan 96 çıkmış oldu. Cevabımız D seçeneği 96. Şimdi 36. soruya geçtik. 36. soruya
Size şöyle bir anlatayım. Şimdi şuralar verilmiş. Burası K'ymış. Bak soru üzerinde de işaretliyorum. Şura K'ymış. LM uzunluğu K ise CL uzunluğu 2K. Şurası 2K. Sonra bunlar eşitmiş. Şimdi şeyde kural vardır arkadaşlar. N kenarlı çokgenlerde bu kuraldır. Düzgün çokgenlerde kuraldır. Beşgende de var bu. Şöyle bir beşgen çizersem buraya. Şöyle indirdiğinde şurası açıortay olmuş oluyor. Çok düzgün bir beşgen olmadı ama idare edin. Bu şekilde açıortay olmuş oluyor. Şimdi bunda da aynı şey var. Buradan inerse burası böyle bu şekilde açıortay olmuş olacak. Bir de şimdi şu uzunluklar eşit ya. Şunu şöyle çekersem bu uzunlukla şu uzunluk eşit oluyor. Yani şu uzunluk eşit. Şuranın alanı S1 ise buranın alanı da S1 olacak. Burası da S2 ise buranın alanı da S2 olacak. Burası da S1 zaten. Şimdi bunu daha iyi görmeniz için bu şekilde büyüttüm. Bu şekilde getirdim. Şimdi buradan anlayabiliriz daha kolay. Bakalım. S1 neresi? S1 şu kısım. Burası S1. S2 neresi? S2 tamamı. Tamamı da S2. Şimdi şurası, şurada kullanacağım özellik kaldırılan müfredattan çıkarılan bir konu bu. Menelaus diye bir formüldü galiba. O konuyla alakalı. Buna oranı eşittir. O zaman 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı P çarpı K eşittir 1. P 4 gelmek zorunda, K ne gelmek zorunda 1 olması için? 1 gelmek zorunda. Yani şurası 4M ise burası M olmak zorunda. 4M'e M olmak zorunda. 4M ise burası. Ben buraya 4S derim o zaman. 4S olur buranın alanı. Buranın alanı ne olur? S olur. Şimdi 4S'e S. Burası da ikizkenar üçgen olduğu için buradan dik gelmiş. Tabanlar eşit olduğu için 5S. Burası da 5S olur. 5S 5S ne yaptı? 10S yaptı. Tamamı 10S. Tamamı kaçtı? S2 idi. S2 eşittir yani 10S. S1'i kaç bulduk? S1 eşittir 4S. S1 bölü S2'yi sormuş bize. S1 bölü S2 eşittir. O zaman yerine yazarsak 4S bölü 10S'ten S'ler gitti. 2 bölü 5 olmuş oldu. Cevabımız C seçeneğidir. 2 bölü 5. Evet arkadaşlar 37. sorudayız. K noktasının koordinatlarını vermiş. E noktası üssünün koordinatları vermiş. K'ya 2 kök 3. Yani şöyle koordinatlarını yazarsak şurası K, burası 2 kök 3 olması lazım. Bura şey olduğu için, düzgün altıgen olduğu için buraya dik olmak zorunda. Düzgün altıgenin şu açısı da 30-30-120 oluyordu. 30-30-120. Katlandığı zaman burası da 30 olacak. Burası 30 ise burası 60 olur. 60'ın karşısı 2 kök 3 ise 30'un karşısı 2'dir. Kök 3 katını almış 2. K değeri 2. Şu bir kenarın uzunluğunu bulabiliriz. 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı 4'tür. Eşkenar üçgenin bir kenarı aslında bu. Çünkü düzgün altıgen 6 tane eşkenar üçgenden oluşuyordu. Düzgün altıgen 6 tane eşkenar üçgenin alanı şeklinde hesaplayabiliyorduk. Bir kenarını 4 bulduk. 6 çarpı a kare kök 3 bölü 4 formülüyle alanı hesaplayabiliriz. 6 çarpı 4'ün karesi 16. 16 kök 3 bölü 4. Bunlar gitti. 24 kök 3 çıktı. Evet, düzgün altıgenin alanını soruyor. O A B C D E düzgün altıgenin alanı 24 kök 3 oldu. E şıkkı. 38. soruya geçtik.
Dik kenarlar 15 santim, 20 santim olan dik üçgen şeklindeki bir karton, şekil 1'deki AD boyunca kesilerek farklı renklere boyanmış iki parçaya ayrılıyor. Evet, tamam. Bu parçalar dik korna sistemini şekil 2'deki gibi konumlandırılıyor. Buna göre şekil 2'deki AD'nin orta noktası ile AC'nin orta noktası birleştiren doğrunun eğimi kaçtır? AD'nin orta noktası ile A üssü C'nin orta noktasını birleştiren doğrunun eğimi kaçtır demiş. Şimdi bulalım. Bunun eğimini bulacağız. Şimdi burası 15 olduğuna göre 15 ahbacı kuralını kullanırsak şurası 25 olur. 15 20 25 üçgeni var. Burası 25. Ahbacı kuralını kullanırsak 15 çarpı eşittir 25 çarpı h olmuş oluyor. Sadeleştirdiğimde 5'e böldüğümde burası 3, burası 4. h eşittir 12 gelmiş oldu. Burası 12. 9, 12, 15 üçgeni, burası 9. Burası da 16 olması gerekiyor. Şimdi AD uzunluğu 12 birim. Bu böyle yatmış, AD yine oluşturulmuş. Burası da 12 birim. A üstü D uzunluğu da 12 birim. Başka şimdi 16 birim burası. Şu AC uzunluğu burası 20 birim. Burası da CD uzunluğu da 16 birim olacaktır. Şimdi orası önemli değil zaten. Burası önemli. Şöyle önemli. Benzerlik alacağız sonra. Buraya 16 yazalım. Şimdi şuradan orta nokta alıyoruz. Buradan da orta nokta alıyoruz. Bu iki orta noktayı birleştirdiğimizde sola yatık bir doğru oluyor. Eğim negatif sola yatık olduğu için. Şurada eğimine bakacağız. Tanjant alfasına bakacağız. Burası orta nokta olduğu için, şurası 16 olduğu için burası yarısı kadar olacak. Yani 8 birim olacak. Burası da 6-6 diye bölünecek orta nokta olduğu için. Yine burası da 6-6 diye bölünecek. Buradan tanjant alfa yaparsak, şu üçgende alfa yaparsak, alfanın karşısı 8. Burası 12. Tanjant alfa eşittir 8 bölü 12'den. O da sadeleşince 4'e böldüğümüzde 2 bölü 3 olmuş oluyor. Eksi işareti var aynı şekilde. Eksi 2 bölü 3 olmuş oldu. Cevabımız B seçeneği arkadaşlar. Diğer soruya geçtik. 39. sorudayız. Şimdi 39. soruda dikkat edecek olursak, bunlar aslında aynı eğime sahip. Y eşittir 2x. 2x artı 12 birisi aynı eğime sahip. Diğeri de y eşittir 2x artı 8. Paralel, yani aynı eğime sahip olan doğrular birbirine paralel oluyordu. Bu doğrusuna göre simetriği eşit uzunlukta olan başka bir paralel bir doğrudur. Şu doğrudur. Bunların uzaklıkları eşit. Şimdi ne yapacağım? Şu C1'lerden yola çıkacağım. Sondakiler C oluyordu ya. C'lerden yola çıkacağım. Formül şu. Bunlar paralel olduğu zaman bunu bulurken, ortadakini bulurken, bu C1 ise, burası C2 ise, burası C1 artı C2 bölü 2. C1, C2 dediğimizde Y eşittir MX artı C ya. Şuradaki C, sondaki sabit bize C1, C2 ifadesini veriyor. Mesela burada ne olması lazım? Burası kaç olması lazım ki 8 gelsin diye düşüneceğiz. Y eşittir 2x artı C. Tamam mı? Toplayıp yarısını alırsak burayı vermesi lazım. O zaman 12 artı C bölü 2 eşittir 8. 12 artı C eşittir 16. C eşittir 4 olmuş oldu. Yani bunun da 4 olduğunu bu şekilde bulmuş olduk. 4 ise bölgenin oluşturduğu bölgenin alanı demiş. Eksenlerle oluşturduğu bölgenin alanı. Bunu 4 bulduktan sonra doğrumuzu çizelim. X'e 0 verirsek, Y'ye 0 verirsek, X'e 0 verirsek Y 4 gelir. Burası 4. Y'ye 0 verirsek X eşittir eksi 2. Bu şekilde doğru oluşturuyor. Buranın alanı soruyor. 2, 4, 2 çarpı 4 bölü 2'den. Şunlar gitti.
Burası da 4 gelmiş oldu. Oluşturduğu bölgenin alanı 4 birim karedir. Cevabımız C seçeneği. Evet, 40. sorudayız. Denklemi bu şekilde olan çembere eksi merkezi eksi 8 10 olduğuna göre m çarpı n kaçtır? Şimdi merkezi nasıl buluyorduk? Burayı 0 eşitliyorduk. Çünkü x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir r kareydi. Bu çemberin genel denklemiydi. Merkezi ne oluyordu? A'ya b oluyordu. Bu bilgiyi bildiğim için ben bunu 0 eşitleyip x'i buluyordum. Burayı 0 eşitleyip y'yi buluyordum. O zaman burada 0 eşitlersem merkez ne gelir buradan? X eşittir x1 diyeyim ben buna. X1 eşittir n eksi 2m. X2 eşittir diğeri de. X2 eşittir eksi m eksi n. N eksi 2m neye eşit? Eksi 8'e eşit. Eksi m eksi n neye eşit? Eksi m eksi n eşittir. Eksi 10'dur. Taraf tarafı toplarsak şunlar gider. Eksi 3m eşittir. Eksi 18. M eşittir 6. M'i 6 buldum. M 6 ise bunu karşıya atarsak eksi 6 olur. Eksi 6'yı karşıya atarsak eksi 4 kalır karşı tarafta. N eşittir 4 gelmiş olur. N'i de 4 bulduk. M çarpı N nedir? 6 kere 4'ten cevabımız M çarpı N 24 gelmiş oldu. D seçeneği. Arkadaşlar bu denemede bitti. Başka bir denemede görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.